Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. yks çıkmış sorularda artık son videomuz bitki biyolojisi ile ilgili videomuzu izleyeceğiz. Şimdi e, şunu söyleyeyim, 2023 YKS'ye girecek olan arkadaşlar bu e, konular size dahil değil. Dolayısıyla eğer izlemeye başladıysanız hemen bırakıyorsunuz çünkü bu konu sizden biliyorsunuz e, hani kaldırıldı iptal edildi depremden dolayı. İkinci dönem konuları dahil edilmedi. Dolayısıyla bitki biyolojisini de görmeyeceğiz. Sadece hücresel solunumun sonuna kadar yani bitki biyolojisi hariç diğer konulara çalışıyorsunuz. Başlayalım. 2010 LYS sorusu. Diyor ki bir yulaf filizinin ucu kesiliyor ve bu parça bir süre agar bloğun üzerinde bekletiliyor. Daha sonra bu agar bloğu ucu kesilmiş ve karanlıkta tutulan başka bir yulaf filizinin e, tepesine T anında şekildeki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşlar yulaf bilgisinin tepe, bitkisinin tepesi kesilmiş. Daha sonra agar blokta bekletilmiş. Bu agar blokta nereye gönderilmiş? Karanlıkta tutulan diğer yulaf bilgisine gönder, bitkisine gönderilmiş. Diyor ki karanlıkta tutulmaya devam edilen bu yulaf filizinin agar bloğu yerleştirildikten bir süre sonra aşağıdakilerin hangisi gibi görünmesi beklenir. Şimdi Agar blok buraya T anında konuluyor. Buradaki zaten şeyler T anını gösteriyor. Arkadaşlar karanlıkta bekletiliyor. Dolayısıyla burada e, oksinin şuna bakacaksınız. Bakın oksin ilk önce ben size şöyle anlatayım. Oksin ışığı sevmeyen bir hormondur. Işığı sevmediği için de ışığın geldiği yönün tersine doğru hareket eder. Mesela elimizde şöyle bir koleoptil olsun yani bir bitki filizi olsun. Bu bitki filizine ben bu taraftan ışık verdiğim zaman oksin hormonu gelip şuralarda birikmeye başlıyor. Oksin hormonunun diğer görevi de nedir? Bitkinin büyümesini sağlamaktır. E burada biriktiği için bakın buradaki hücreler büyüyorlar, bölünüyorlar ama diğer tarafta ışığın olduğu taraftaki bitkiler e, hücreler büyüyemiyorlar, bölünemiyorlar. Dolayısıyla yeşil olan tarafta yani oksinin biriktiği tarafta bir büyüme gerçekleştiği için diğer tarafta da büyüme olmadığı için bitkinin görüntüsü şu şekilde olmaya başlıyor. Neden böyle oluyor? Bakın buradaki hücreler büyüyüp bölündükleri için bu taraf büyüyüp gelişme gösterir. Diğer taraf gelişme göstermez. Bu yüzden de ışığa doğru yönelim görülür arkadaşlar. Biz bunun mantığını bu şekilde çözeceğiz, tamam mı? Bitki karanlıkta da olsa, aydınlıkta da olsa eğer bir oksin birikimi bir tarafa doğru varsa orada yönelme olur. Şimdi burada agar blok buradaki oksinin Pardon, yulaf bitkisinin uç kısmında bekletiliyor. Yani buraya oksin emdiriliyor aslında. Oksin emdirilen agar blok tekrardan getirilip buraya konuluyor. Herhangi bir ışık verilmediği için agar bloktaki oksin her yöne eşit şekilde dağılır. Dolayısıyla bir yönelme olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Ama karanlıkta değil de herhangi bir yönden ışık verilseydi ışığa doğru hareket eder derdik. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde fotosentez yaprağın aşağıda verilen yapılarının hangisinde gerçekleşir? Arkadaşlar fotosentez yaprakta e, mezofil tabakası dediğimiz tabakada gerçekleşiyor. Mezofil tabakası da iki hücreden oluşuyor. Biri palizat parankiması hücreleri, palizat. Diğeri de sünger parankiması hücreleri yani parankima hücrelerinden oluşuyor. Şimdi biz burada ne arayacağız? Palizat ya da sünger parankimasını baktığınız zaman cevaplarda zaten palizat parankiması var. Ayrıca palizat ve sünger parankiması haricinde bir de sutomalarda da fotosentez gerçekleşir. Yani yaprakta fotosentez gerçekleşen yapılar şunlardır. Size ya direkt mezofil tabakası der palizat ve sünger parankimasının ikisini birlikte verir. Ya da ayrı ayrı verir arkadaşlar. Ama sutomanın da fotosentez yaptığını unutmayın. Peki soymuk boruları ne işe yarar? Fulam hücreleri bunlar fotosentez ürünlerini taşır arkadaşlar. Bir iletim dokusudur. Arkadaş hücreleri soymuk borusuna bağlanan hücrelerdir arkadaşlar. Bunlar da arkadaş hücreleri. Ayrıca yine stomalarda da bulunur. Yardımcı olan hücrelerdir. Kütükula tabakası yaprağın en üst yüzeyinde bulunan tabakadır. Kalınlığı yaşadığı ortama bağlı olarak değişiyor kütükula tabakasının. Eğer nemli bir ortamda yaşıyorsa incedir. Kurak bir ortamda yaşıyorsa kalındır. Su çıkışını terlemeyi engeller ve ışığın girişini de bir nevi engelliyor. Odun borusu da kasilen hücreleridir. Bunlar da su ve minerallerin taşındığı borulardır, hücrelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki yukarıdakilerden hangileri yönelim hareketi olarak kabul edilemez? Yönelim yani tropizma. Tropizma demek yönelim hareketleridir. Bakalım asma bitkisini dokunduğu bir dala Zamanla sarılması. Arkadaşlar asma bitkisi zamanla böyle şey yapmıyor mu? Hani e, dokunmaya bağlı olarak yönelmiyor mu? Sarılmıyor mu? Yöneliyor. O zaman bu bir yönelmedir. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin aydınlıkta kapanıp karanlıkta açılması. Bu, bakın burada aydınlık ve karanlıkta gerçekleşen bir olay var. Yönelme yok. Çiçekler ya açılır ya kapanır. Bu arkadaşlar nasti hareketidir. Nasti. Hareketidir dolayısıyla bu e, yönelim yani tropizma değildir bitki köklerinin toprağın derinliklerine doğru uzaması bakın bu da yer çekimine doğru gerçekleşen bir harekettir yani e, geotropizma diyoruz arkadaşlar bu bir yönelim hareketidir. Küstüm otu bitkisinin yapraklarına dokununca yaprakçıklarını kapatması. Bakın dokunduğu anda kapanıyor. Herhangi bir yönelme olayı var mı? Yok. Bu da nedir? Bir nasti harekettir. Hatta sismonasti dediğimiz harekettir. Cevabımız 2 ve 4 olacak. Yönelme hareketi değildir dediği için denizli seçeneği. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Odunsu bitkilerde suyun köklerden Yaprağa taşınmasında etkili Faktörlerden biri değildir Arkadaşlar odunsu bitkilerde 3 tane temel yapımız vardır e, Mekanizmamız vardır Aslında bitkilerde taşıma Biri kılcallıktır Kılcallık Odun borusu ne kadar ince olursa O kadar yükseğe e, Su ve mineraller taşınır Kılcallık bununla ilgili İkincisi kök basıncı Kök basıncı da Kökte suyun ve ozmotik basıncın değişimiyle gerçekleşen bir e, olaydır arkadaşlar. Kök basıncı da yine bitkideki e, topraktan alınan suyun yükseklere kadar taşınmasını sağlıyor ama en iyi etki gösteren terleme koheziyondur. Terleme gerçekleştikçe bitkideki yapraklar kohezyon kuvveti etkisiyle suyu yukarıya doğru çekiyorlar arkadaşlar. Suyu yukarıya doğru çektikçe ne yapıyorlar işte eee Toprakdan alınan suyun kökten yapraklara kadar taşınmasını sağlıyorlar. Buradaki en etkili olan terleme kohezyondur. Bu arada kohezyon ne demektir? Su moleküllerinin birbirine tutulması ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Aynı moleküllerin birbirine tutulması kohezyon kuvvetidir. Kohezyon kuvveti sayesinde yukarıya kadar suyu çekiyor. En etkili olan terleme kohezyon, sonra kök basıncı, en az etkili olan da kılcallıktır. Kılcallık daha çok otusu bitkilerde etkiliyken kök basıncı ve terleme kohezyon daha çok odunsu bitkilerde etkilidir. Diyor ki odun borularının kılcal yapıya sahip olması, evet bakın kılcallık dedik doğru. Yapraklardan terleme ile su itirilmesi, evet terleme dedik doğru. Su moleküllerini yarattığı kohezyon kuvveti, kohezyon da dedik doğru. Kökteki emici tüylerde ozmotik basıncın yüksek olması bakın kök basıncını söylüyor doğru. Soymuk borularında taşınan besin maddelerinin ozmotik basıncı art artırması. Arkadaşlar bu sadece soymuk borularındaki besin maddelerinin taşınmasını sağlar. Yani odun borularına herhangi bir etki sağlamıyor. Odun borulardan su çekiyor. Su çektikçe de ozmotik basıncı düşürerek besin maddelerini yapıyor? Taşınmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunun odun borularındaki su taşınması herhangi bir ilgisi yoktur. Gelelim 2011 YGS sorusuna. Diyor ki bitkiler çiçeklenme için gereksinim duydukları ışık alma sürelerine göre Uzun gün bitkisi ya da kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir uzun gün bitkisi ile bir kısa gün bitkisi farklı ışık alma sürelerine tabi tutulduğunda gerçekleşen çiçeklenme durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bakalım. Şimdi diyor ki bu deneyle ilgili olarak hangisi söylemez? İlk önce deneyimizi bir inceleyelim. Arkadaşlar bakın. Burada çiçeklenme var. Şimdi neden çiçeklenme var? Bakın bu uzun gün bitkilerinde çiçeklenme durumu var. Çünkü aydınlık evre daha uzun. O yüzden de çiçeklenme var. Ama kısa gün bitkilerinde çiçeklenme yok. Çünkü burada aydınlık evre daha uzun. Uzun gün bitkilerinde ikinciye baktığımız zaman çiçek yok. Neden? Çünkü aydınlık evre kısa olduğu için. Ama kısa gün bitkilerinde aydınlık evre kısa olduğu için çiçek var. Yani tam tersi düşünebilirsiniz. Bakın burada yine Aydınlık evreyi kısa tutmuşlar ve araya bir kırmızı ışık flaşı vermişler. Kırmızı ışık flaşı yaklaşık 1-2 saat verildikten sonra uzun gün bitkileri bunu uzun gün gibi düşünüp çiçek açmış. Kısa gün bitkileri de çiçek açmamış arkadaşlar. Geliyorum diğer deneye. Bakın burada normalde uzun gün değil mi? Ee, uzun gün bitkisinin çiçek açması gerekiyor. Burada ne, ne olmuş bakın uzun gün bitkisi çiçek açmış ama araya bir karanlık evre verilmiş. Şimdi karanlık evre demek ki verildiği zaman normal zamandan daha kısa verildiği için yine uzun gün olarak gerçekleşmiş gün uzunluğu dolayısıyla çiçeklenme uzun gün bitkisinde gerçekleşip kısa gün bitkisinde gerçekleşmemiş diyor ki uzun gün bitkisi ışık alma süresi 12 saatten fazla olduğunda çiçeklenmiştir. Evet bakın dikkat ederseniz 12 saatten fazla olduğu için çiçeklenmiş doğru. Karanlık sürenin kırmızı ışıkla bölünmesi ışık alma süresi 12 saatten az olsa da uzun gün bitkisinin çiçeklenmesini sağlamıştır. Evet arkadaşlar burada 12 saatten az bir aydınlanma süresi olsa da buradaki aydınlık gerçekleşmesi uzun gün bitkisine sanki uzun günmüş gibi hissettirip çiçeklenmesini sağlayabilir. Doğru. Karanlık sürenin kırmızı ışıkla bölünmesi kısa gün bitkisinin çiçeklenmesini önlemiştir. Dikkat ederseniz kısa gün bitkisi çiçek açmamış. Doğru. Kısa gün bitkisi ışık alma süresi 12 saatten az olduğunda çiçeklenmiştir. Evet, kısa gün bitkisi bakın 12 saatten az olduğunda çiçeklenmiş. Doğru. Aydınlık sürenin kesintiye uzatılması kısa gün bitkisinde ışık alma süresi 12 saatten fazla olduğu durumlar Durumdakinden farklı bir etki yaratmıştır. Arkadaşlar aydınlık süreyi biz karanlık evreyle bölsek bile bakın uzun gün bitkisi normalde çiçek açmış ama kısa gün bitkisi çiçek açmamış. Normal bir durumda da zaten Aydınlık evrenin uzun olduğu zaman kısa gün bitkisi çiçek açmamış. Burada diyor ki farklı bir etki yaratmıştır. Hayır farklı etki yaratmamış. İkisinde de çiçek açmamış. Aynı etki görülmüştür. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki çiçekli bir bitkinin üremesindeki bazı evreler aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır. Bu evrelerin hangisinin sonunda meydana gelen hücrelerin genotipi bu hücreleri üreten Hücreninkinden farklıdır yani burada ne olması lazım ya mayoz bölünme olacak arkadaşlar ya da döllenme olayı gerçekleşecek Ve mutasyonun gerçekleşmediği kabul edilecektir zaten bu tür sorularda genelde mutasyon yok kabul edilir Bakalım bakın mikrosporofit 2N kromozomlu ve N kromozomlu ne oluşmuş mikrosporlar O zaman buradaki bir numarada nedir mayoz bölünme gerçekleşmiştir burada bir farklılık var Geliyorum burada arkadaşlar erkek gametofit falan döllenme olmuş bakın. Döllenme varsa o zaman ne dedik? Farklılık vardır. 2 numarayı da alacağız. 3 numaraya bakıyorum. 3 numarada çimlenme. Arkadaşlar çimlenme mitoz bölünme ile gerçekleşen bir olaydır. Yani burada büyüme ve gelişme gerçekleşiyor. O yüzden mitoz bölünme olur. Dolayısıyla farklılık meydana gelen hangisidir? Mayoz ve döllenme olan 1 ve 2'dir. Denizli seçenek. Gelelim diğer sorumuza. Sürekli bölünebilme yeteneği ile bitkinin enine ve boyuna büyümesini sağlayan doku hangisidir? Tabii ki sürekli bölünebilme özelliğine hangi doku sahiptir? Meristem dokusu. Parenkima arkadaşlar sonradan bölünebilme özelliği kazanmıştır. Yani sürekli bölünme özelliği yoktur bunun. Sklerankima zaten ölü hücrelerden oluşuyor. Kolenkima da e, canlı hücrelerden oluşuyor ama bölünme yeteneği yoktur. Periderm de e, Epidermisin hemen altında bulunan bir tabakadır. Bu da yine bölünme yeteneği yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Meristem olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde vasküler yani damar kambiyumunun özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Damar kambiyumu dediği zaman ne gelecek aklımıza? Tabii ki odun borusu yani kısilem ve soymuk borusu yani fulem gelecek aklımıza. Diyor ki kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar. Odun, bit, odun su bitkilerde bulunur. İletim demetlerinin oluşumunu sağlar. Bitkilerin gövdesinde büyüme halkalarını oluşturur. Epidermis hücrelerini oluşturur. Şimdi burada odun ve soymuk boruları aklımıza gelecek ama bunların yerleştirilmesi şu şekilde gerçekleşiyor. Bakın şu bizim gövdemizin eline kesiti. Arada bir kambiyum dediğimiz bir tabaka vardır ki damar kambiyumu dediği de budur zaten. Bunun iç tarafında kısilen bulunur. Dış tarafında da arkadaşlar fulen bulunur. Bu damar kambiyumu dediğimiz kambiyum, vasküler kambiyum içeriye doğru kısilemi, dışarıya doğru da bölünerek flöemi oluşturur. Dolayısıyla kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar mı? Sağlar. Odunsu bitkilerde bulunur. Evet arkadaşlar odunsu bitkilerin genişlemesini sağlıyor. İletim demetlerinin oluşumunu sağlar. Şimdi içeriye doğru kısilem dışarıya doğru flem oluşturduğu için iletim demetlerini oluşturuyor. Doğru. Bitkilerin gövdesinde büyüme halkalarını oluşturur. Her bir bölünme gerçekleştikçe halka halka görünümler meydana gelir. Bunlara biz büyüme halkası diyoruz. Doğru. Epidermis hücrelerini oluşturur demiş. Arkadaşlar epidermis hücreleri tamamen örtü dokunun bir ee, hücreleridir. Dolayısıyla kan büyümle ilgisi yoktur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Gelelim 9. sorumuza. Oldukça kolay bir soru. Diyor ki yukarıdaki şekil çiçekli bitkilerde iletim ile şeker ve su taşınmasını göstermektedir. Burada kaleme ile gösterilen kaynak, havuz ve arkadaş hücreleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar kaynak hücresi nedir? Kaynak hücresi Fotosentez yapıp şeker üreten hücredir. Burada fotosentez yapıp şeker üreten hangisi? Bakın şeker üretimi burada gerçekleşiyor. L hücresi nedir o zaman? Kaynaktır. Kaynak. Bakın K hücresine bakın. K hücresi hem yukarıda var hem de aşağıda var. K hücresi yardımcı olan hücredir. Yani arkadaş hücredir. Arkadaş M hücresi ise şekerin depo edildiği zaten yönelmeye baktığınız zaman buraya geliyor şeker ve buradan ne yapıyor M hücresine giriş yapıyor biz buna da havuz hücresi diyoruz yani depo edilen yerdir. Havuz hücresi tohum olabilir gövde olabilir kök olabilir arkadaşlar e, dolayısıyla burada havuz hücresi nedir M hücresidir bakalım o zaman eşleştireceğiz hemen. L'ye kaynak diyeceğiz. Bakın L'nin kaynak olmadıkları gider. Daha sonra M'ye havuz diyeceğiz arkadaşlar. K'ye arkadaş. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 2011 LYS'den devam ediyoruz. Diyor ki ışıklı ortamda büyütülen aynı tür iki bitkiyle aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Birinci düzenekte bitki sabit tutulurken ikinci düzenekte bitki ok yönünde sürekli döndürülüyor. Buna göre bu bitkilerle ilgili hangileri yanlıştır? Arkadaşlar normalde yer çekimine doğru hareket gerçekleşeceği için birinci düzenekte aşağıya doğru yönelme olurken pardon özür dilerim. Aşağıya doğru değil yukarıya doğru Bitkinin gövdesinde yukarıya doğru yönelme olur, köklerinde de aşağıya doğru yönelme olur. Ama ikinci düzenek sürekli döndürüldüğü için yönelmeye fırsat bulamaz. Yani burada herhangi bir yönelme olayı gerçekleşmez. Diyor ki birinci düzenekte bitkinin kökü aşağıya yönelir. Evet, kök için aşağı dedik, doğru. Birinci düzenekte bitkinin gövdesi yukarı yönelir. Bunu da söyledik, doğru. İkinci düzenekte bitkinin kökünde yönelim olmaz. Doğru. İkinci düzenekte bitkinin kökü aşağı yönelir demiş. Arkadaşlar ne dedik? İkinci düzenekte yönelim olmaz dedik. İkinci düzenekte bitkinin gövdesi yukarı yönelir. Yine ikinci düzenekte yönelim olmaz dediği için bize yanlış olanı soruyor. 4 ve 5 yanlıştır. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 2012 YGS 11. sorumuz. Çiçekli bitkilerin üremesinde gerçekleşen olayların bazıları numaralanarak gösterilmiştir. Diyor ki bunlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse Olayların gerçekleşme sırası doğru olur. Arkadaşlar, ilk önce ne olacak? Bakın ne demiş? Tozlaşma, döllenme, polen tüpünün oluşması, tohum taslağının gelişmesi demiş. Şimdi burada ilk önce bir polen tüpünün oluşması lazım. Şimdi tozlaşma olduktan sonra. Şimdi şu bizim bitkimizin yumurtalık dediğimiz organı Dışarıdan ne geliyor? Polen geliyor. Polen gelip buraya kondu. Buraya konduğu andaki biz olaya ne diyoruz? Tozlaşma. Tozlaşma burada birinci sırada gerçekleşecek. Tozlaşma olduktan sonra polenin içerisinde bulunan generatif ve vejetatif çekirdekler vardır. Vejetatif çekirdek polen tüpünü oluşturmaya başlar ve burada tohum taslarına giriş yapan mikropil dediğimiz bir açıklık vardır. Mikropil açıklığına kadar polen tüpü oluşur. Daha sonra içerisinde bulunan generatif çekirdek bu tüpün içerisine girer ve bir kere mitoz geçirir. Bir mitoz geçirdikten sonra oluşan hücrelere biz sperm hücreleri veya sperm çekirdekleri diyoruz. Bu sperm çekirdekleri polen tüpü boyunca hareket eder ve buraya gelerek tohum taslağının içerisine gelerek birisi polar çekirdeği döller diğeri de yumurtayı döller arkadaşlar. İki kere döllenme olduğu için biz buna çifte döllenme diyoruz. Yumurtayı dölleyen zigot oluşturur zigot, polar çekirdekleri döllende üçen kromozomlu endosperm dediğimiz tabakayı, besin dokusunu oluşturur. O zaman burada hangisinin yer değiştirmesi gerekiyor? Bakın polen tüpünün oluşması önce döllenmenin oluşması sonradır. Dolayısıyla 2 ve 3 yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 2012 YGS. Bitkilerde aşağıdakilerin pardon 2012 LS'ymiş. Bitkilerde aşağıdakilerin hangisinde verilen yapı karşısındaki işlevi yapmaz? Bakalım. Mumsu tabaka gaz alışverişini kolaylaştırma demiş. Mumsu tabaka dediğimiz kütikuladır. kula Kütükula ne yapıyordu? kula nemli ortam bitkilerinde inceydi, kurak ortam bitkilerinde kalındı ve gaz alışverişini engelleyen bir e, yapıdır arkadaşlar çünkü gaz alışverişi dediği karbondioksitin dışarı verilmesi veya işte içeri alınması oksijenin dışarı verilmesi bunları engeller yani zorlaştırır kolay kolaylaştırmaz dolayısıyla A yanlış olacak tüyler aromatik kimyasallar salgılama. Evet salgı tüyleri bunu yapabilir. Mesela nane, hangi bir bitkilerde vardır. Hidatot fazla suyu dışarı atma. Doğru arkadaşlar. Hidatotlar yaprakların kenarlarında bulunarak fazla suyun dışarı atılmasını sağlayabilir. Biz buna damlama diyoruz. Stoma hücresi fotosentezi gerçekleştirme. Stoma fotosentezi yapıyor. Doğrudur. Salgı cepleri böcekleri böceklerle tozlaşmaya yardımcı olmaz. Salgı cepleri hoş kokular yayarak ne yapar? Böcekleri kendine doğru çeker ve tozlaşmaya yardımcı olur ama mumsu tabaka gaz alışverişini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde palizat parankiması hücrelerinin sitoplazmalarında glikoz miktarının azalması durumunda bu hücrelerde diyor olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Bakalım. Şimdi glikoz miktarı azalıyorsa glikoz azaldı. O zaman hücrenin ozmotik basıncı da ne olur? Ozmotik basıncı da azalır. Yani suyu olan ihtiyacı azalır. Diyor ki, hücrenin su tutma kapasitesinin azalması. Evet ozmotik basınç azalır. Doğru. Ozmotik basıncın düşmesi zaten ikisi hemen hemen aynı şeye denk geliyor. Doğru. Turgor basıncının artması. Turgor arkadaşlar suyun artması demektir. Su fazlalığı demektir. E burada bir suyu azaltmaya çalışıyoruz. Turgor basıncı artmaz azalır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 denizli seçeneği olacak arkadaşlar gelelim 14. sorumuza çok yıllık bitkilerde suyun odun borularında yani kısilemde yükselmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Yapraklarda fotosentez sırasında tüketilen su nedeniyle yaprak hücrelerindeki ozmotik basıncın artması su moleküllerinin yukarı çekilmesinde etkilidir. Hatırlar mısınız? Az önceki soruda söylemiştik değil mi? Ne demiştik? Terleme kohezyon demiştik. Dolayısıyla bu bunu söylüyor. O zaman bunun etkisi vardır. Hidrojen bağlarıyla oluşan kohezyon kuvveti sayesinde bir su sütunu oluşur. Evet terleme kohezyon dedik olur. Kök hücrelerine aktif taşımayla su alınır. Arkadaşlar su alınımı hiçbir zaman aktif taşımayla gerçekleşmez unutmayın. Aktif taşıma demek enerji harcamak demektir. Burada enerji harcanmaz su taşınırken. İsterseniz bizler de olsun, isterseniz bitkiler de olsun suyun geçişi her zaman ozmos kurallarına göredir. Yani pasif taşıma enerji harcanmadan gerçekleşen bir olaydır. Cevabımız C şıkkı olacak. Odun borularının kılcal yapıda olması nedeniyle suyun yükselmesine katkı yapar demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kılcallık demiştik. Bu da doğru. Yapraklardan terleme ile yitirilen su, bitkinin üst kısmında bir çekme kuvveti oluşur. Terleme kohezyon dedik ya, terleme çekim gibi de düşünebilirsiniz. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 15. soru. Bir incelemede bir ağacın yaş halkasının diğer yıllarda oluşanlara göre daha dar olduğu saptanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi neden olarak gösterilemez? Şimdi arkadaşlar, bir yaş halkası daha darsa, yani mesela bir yaş halkası şu şekilde ise, diğer yaş halkası bakın şöyle daha kalınsa onun yanındaki o zaman bu dar olan yerde daha az yağış olduğu, daha az fotosentez yaptığı görülmüştür. O zaman bakalım. Yağış miktarının azalması bunu gösterir, değil mi? Ortam sıcaklığının azalması gösterebilir arkadaşlar. Çünkü hani ortam sıcaklığı azaldığı için bitki fotosentez yapamamış olabilir. Olur. Aldığı ışık miktarının azalması evet fotosentezin azaldığını gösterir bu da. Ortamda bitki zararlılarının artması bu da olabilir. Bitki zararlısı bitkiye zarar vermiştir ve hani kendi zararını e, giderebilmek için Hani yaş halkası yapmaya zamanı olmamış olabilir arkadaşlar. Bu da olabilir. Topraktaki azotlu bileşiklerin miktarının artması azotlu bileşiklere etki eden bitkiler değildir. Azot, azotlu bitkileri, e, azotlu bileşikleri ayrıştırıcılar artırır. Bunun bitkiyle bilgisi yoktur. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 16. soru. Bir ağacın bir dalının kabuğundan flüem hücreleri kambiyum da dahil olmak üzere halka şeklinde kesilip çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi flüemi çekiyor, kambiyumu çekiyor. Sadece içeride ne var o zaman? İçeride sadece ksilem var. Diyor ki ağacın kuruması. Ağacın kuruması beklenmez çünkü neden? Kısilemden su taşımaya devam ediyor. Bu dalda üretilen fotosentez ürünlerinin diğer kısımlara taşınmasının engellenmesi. Bakın bu olur. Neden? Çünkü fule ne yapıyor? Fotosentez ürünlerini taşıyor. O zaman bunun olması beklenir. Diğerlerine de bakalım. Kökle alınan su ve madensel tuzların bu dalın ucuna ulaşamaması. Ulaşır. Bakın kısileme bir şey olmamış. Kısilem taşıyor bunları. Bu yüzden bu beklenmez. Bir, bu daldaki yapraklarda fotosentez olmaması. Fotosentez olur ama taşınamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da beklenmez. Ağaçta meyve oluşumunun ortadan kalkması. Yani tek bir dala yapıyoruz biz bunu. Ağacın tamamına yapmıyoruz. Dolayısıyla meyve oluşumu ortadan kalkmaz. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olur. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Nasti örnektir. Arkadaşlar Nasti uyaranın yönüne bağlı olmayan hareketlerdir. Burada turgor basıncının etkisiyle gerçekleşen hareketler olur. Mesela çiçeklerin açılıp kapanması, yaprakların kapanması gibi. Diyor ki bitki gövdesinin yer çekimi kuvvetinin aksi yönünde bakın yönelme var. Bu tropizmadır. Bitki köklerinin toprakta suyun bulunduğu bölgelere doğru büyümesi burada da bir yönelme var. Bakın doğru oraya doğru yöneliyor. Sarılıcı bitkilerin özel emeçleriyle başka bitkilerin gövdelerine sarılması. Başka bitkiye doğru yöneliyor gidiyor değil mi? Bu da olmaz. Bu da yönelmedir. Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin aydınlıkta kapanıp karanlıkta açılması. Bakın kapanıp açılma olayı var. Yani burada bir yönelme olayı yok. Dolayısıyla bu nastidir. Su kormanlarda büyük ağaçların altlarındaki alanlarda yaşayan küçük bitkilerin ışık giren bölgelere doğru büyümesi. Burada da zaten doğru büyümesi dediği için yönelme hareketi olduğunu gösteriyor bize. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Gelelim 18. sorumuza 2013 YGS. Diyor ki bir araştırmada bir bitkinin çiçeklerinden yani birinci durumda Dişi üreme organları çıkarılmış ve ikinci durumda sadece erkek üreme organları var. Diyor ki yaşaması için gerekli ortam koşulları sağlanan bu bitki yapılarından hangilerini oluşturamaz? Arkadaşlar bir kere tohum taslağı tohuma dönüşüyor, tamam mı unutmayın? Eee ovaryum dediğimiz yapı şu da meyveye dönüşüyor. O zaman zaten tohum taslağı ve ovaryum dediğimiz yapı gittiği için hangilerini oluşturamayacak? Meyveyi ve tohumu oluşturamayacak ama poleni oluşturabilir. Çünkü poleni oluşturacak olan erkek organlar duruyor. Poleni oluşturabilir. Ne olacak cevabımız? 1 ve 2 e, Ceyhan seçeneği olur. Bakın unutmayın meyveyi oluşturan ovaryumdur. Ovaryum şuradaki o şişkin olan kısımdır. Tohumu oluşturan da arkadaşlar tohum taslağıdır. Tohum taslağı da tohuma dönüşür. Unutmayın. Gelelim 19. sorumuza. 2013 LYS Bitkilerde kısilen ve fulemle ilgili hangileri doğrudur? Farklı maddeleri taşıyabilirler. Arkadaşlar farklı maddeleri e, ve fulem taşıyor. Evet doğru mesela kısilen su ve mineral taşırken fulem fotosentez ürünlerini taşır. Doğru. Taşınımın yönlerinde farklılık görülebilir. Bu da doğrudur. Nasıl doğru? Kısilen çift yönlü bir Pardon tek yönlü sadece kökten yapraklara doğru bir taşıma olayı gerçekleşirken fluemde hem yukarı doğru hem de aşağı doğru bir taşıma olayı vardır. Doğrudur. Her ikisinde de maddelerin taşınmasında ATP enerjisinden yararlanır. Bu yanlıştır. Kısilem hücreleri ölü hücrelerdir ve ATP üretemezler. Dolayısıyla su ve minerallerin taşınması sırasında ATP enerjisi e, harcanmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır ama fluemde harcanır. Unutmayın cevabımız ne olacak? 1 ve 2 denizli seçeneği olur. 20. soru. Çiçekli bitkilerde döllenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Polen tüpü tohum taslağına mikropilden girer. Az önceki çizdiğim şekilde göstermiştim değil mi? Bu doğrudur. Polenin yapısındaki generatif çekirdek polen tüpünde mayoz bölünme geçirir demiş. Şimdi polen tüpünde bölünme geçirdiği doğru ama mayoz bölünme değil. Hangi bölünmeyi geçiriyordu? Mitoz bölünmeyi geçiriyordu. O yüzden bu yanlıştır. Çift döllenme görülür. Evet biri Polar çekirdekleri döllüyordu. Diğeri de yumurtayı döllüyordu arkadaşlar. Doğrudur. Polen tüpü oluşmadan önce polen iki çekirdek içerir. Evet biri polen tüpünü oluşturacak olan vejetatif çekirdek veya tüp çekirdeği. Diğeri de arkadaşlar generatif çekirdek. O da döllenmeye katılır. Doğrudur. Polen tüpü polen iç zarının porlarından dışarı doğru çıkmasıyla oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Polenin içerisinde bulunan ee, porlardan hani iç zarındaki porlardan dışarıya doğru bir tüp şeklinde bir çıkıntı oluşur. Dolayısıyla polen tüpü bu şekilde oluşur. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 21. sorumuz. Aşağıda kontrol ve deney grubu olarak gösterilen iki bitki uzun gün koşullarında yetiştirilmiştir. Deney bitkisinin bir yaprağının üzeri günün belirli bir kısmında örtülerek ışık alması engellenmiştir. Bu deneyin sonucunda kontrol bitkisi çiçeği açmazken deney bitkisinin çiçek açtığı görülmüştür. Bu deneyde çiçeklenmeye neden olan sinyalle ilgili diyor hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar burada çiçeklenme ne ile algılanmış o zaman? Yaprak tarafından algılanmış mıdır? Algılanmıştır değil mi? O zaman bakalım. Diyor ki yapraklar tarafından alınmıştır sinyal doğru. Yaprakta sentezlendikten sonra tomurcuğa taşınmıştır. Yani bu sinyal dediğimiz e, hormondur arkadaşlar. Çiçeklenmeye neden olan hormondur aslında. Bu hormon yaprakta taşın, e, sentezleniyor. Sonra tomurcuğa taşınarak çiçek açması sağlanıyor. O yüzden doğrudur. Doğrudan tomurcuk tarafından sentezlenmiştir. Tomurcuk tarafından sentezlenmiş olsaydı ne olurdu? Buradaki kontrol grubu da çiçek açardı. Dolayısıyla bu olmaz kökler tarafından algılandıktan sonra sürgüne iletilmiştir. Eğer kökler algılamış olsaydı buradaki yaprağın örtülmesi herhangi bir etki göstermezdi. Her ikisinde de çiçek açma olayı görülürdü. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olur. 2014 YGS 22. sorumuz. Diyor ki bir tohumun çimlenme evresinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Bakın çimlenme. Çimlenme ne demek? Mesela siz fasulyeyi aldınız, şöyle pamuk olsun bu, fasulye tohumlarını pamuğun altına ektiniz. Su alır mı? Alır, değil mi? Fasulyenin o e, pamuğun üstünü ıslatıyoruz, su alır. Mitoz bölünme olur, çünkü çimlenme sırasında mecburen mitoz bölünme olacak. Bunlar yukarıya doğru çıkacak, büyüyecek. Yeni dokuların oluşması, evet, embriyo işte oluşacak. Daha sonra bunlar çiçeklere, yapraklara, e, gövdeye, köke dönüşecek, olur. Solunum solunum yapacak ki ATP üretsin ve büyümesine fırsat versin. O yüzden bu da olur ama fotosentez olmaz. Neden? Çünkü bir kere zaten pamuğun altındasın veya toprağın altındasın. Bir kere ışık görmüyorsun ve fotosentez yapacak olan yaprağın yok. O yüzden arkadaşlar çimlenme evresinde fotosentez olmaz unutmayalım. Gelelim 2014 LYS sorusuna. Çiçekli bitkilerin üremeleri incelendiğinde Görüldüğüne göre bu özelliklere sahip olan bitki türlerinin hangilerinde sadece çapraz tozlaşma görülür? Şimdi çapraz tozlaşmanın olabilmesi için ya yumurtanın ve polenin farklı zamanlarda üretilmesi lazım. Ya da arkadaşlar farklı zamanlarda üretilmesi lazım. Ya da bunlar e, dişi organla erkek organı farklı çiçeklerde olması lazım. Bakalım diyor ki bazı türlere ait bireylerin tam çiçeğe sahip olduğu. Şimdi tam çiçekse eğer. Tam çiçeğin içerisinde hem polen üreten e, erkek organ hem de diş organ vardır. Dolayısıyla bunda kendine tozlaşma görülebilir. Bazı türlere ait bireylerin erkek ve dişi çiçeklere sahip olduğu erkek ve dişi çiçeklere sahiptir ama bunlar aynı ağaç üzerinde ise kendine tozlaşma yapabilir. Bazı türlere ait bireylerin iki evcikli yani erkek organ içeren çiçekler farklı Ağaçta dişi organı içeren çiçekler farklı ağaçta. O zaman bunlar kesinlikle çapraz tozlaşma yapar. Cevabımız yalnız 3. C şıkkı olacak. Geçelim 2015 YGS sorumuza. Bu soruda da diyor ki arkadaşlar bir bitkinin toprak suyuna azot ve fosfor elementlerinin ilavesine bağlı gelişim grafiği aşağıdaki gibidir. Bu grafiğe göre de yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi kontrol grubuna ilk önce bakmamız lazım. Kontrol grubu pembe çizgi. Azot ve fosfor birlikte eklendiği zaman ağırlığı gayet artıyor. Yani fotosentezi çok miktarda yapıyor. Sadece azot eklendiğinde biraz daha fazla ama sadece fosfor verildiği zaman kontrol grubunun bile altında bir büyüme yani kuru olayı gözleniyor. Yani fotosentezi az yapıyor. Diyor ki bitkinin iyi gelişebilmesi için hem azota hem de fosfor ihtiyacı vardır zaten baktığın zaman azot ve fosfor birlikteyken daha iyi bir gelişme göstermiş O yüzden bu doğrudur Bitki diğer besleyici minerallere ihtiyaç duymaz Şimdi biz burada sadece azot ve fosforun deneyini yapıyoruz diğer besleyici minerallere Tabii ki ihtiyaç duyacak ki bu grafiğe bakarak bunu da zaten söyleyemeyiz o yüzden yanlıştır bu azot eksikliği fosfor eksikliğine göre bitkinin gelişimini daha olumsuz etkiler. Arkadaşlar bakın yalnızca fosfat verildiği zaman bitki çok az gelişim gösteriyor. Ama yalnızca azot verildiği zaman fosfora göre daha iyi gelişim gösteriyor. O yüzden azot eksikliği daha fazla etkiliyor. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı 1 ve 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. 2015 LYS 25. sorumuz diyor ki: Bitkilerde sekonder büyüme ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Sekonder büyüme nedir? Bitkilerin enine kalınlaşmasıdır. Enine kalınlaşma sadece çok yıllık bitkilerde görülür unutmayın ve odunsu bitkilerde görülür. Sekonder büyümede yanal meristemler görev yapmaktadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Yanal meristemler bitkinin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Gövde sekonder büyüme sonucunda kalınlaşır. Evet zaten enine kalınlaşma demektir sekonder büyüme. Sekonder büyüme sürecinde mantar doku gelişebilir. Mantar doku nedir? Önceki hücrelerin yaşlanıp ölmesi sonucunda dışarıda bir kabuk oluşturması mantar dokudur arkadaşlar. Mantar doku sadece o dışarıdaki kabuk değil içerisinde bulunan fulemi ve ksilemi de alır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sekonder büyüme yıl boyunca farklı hızda ilerleyebilir. Evet. Yani yıldaki e, o yılın yağış miktarına, fotosentez yapma miktarına bağlıdır. O yüzden doğrudur. Sekonder büyüme ile kök ve gövdede genç sürgünler oluşur demiş. Arkadaşlar sekonder büyüme demek yaşlanma demektir bir nevi. Kök ve gövdede genç sürgünler oluşmaz. Kök ve gövde enine kalınlaşır sekonder büyüme ile. Dolayısıyla bu yanlıştır. Genç sürgünlerin oluştuğu büyüme primer büyüme yani boyuna uzama dediğimiz büyüme şeklindedir. Gelelim 26. sorumuza. Stomaların açılması olayında aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir? Arkadaşlar stomalar açılırken bakın şöyle bir durum gözleniyor. Hemen şöyle bir size stoma. Burası stoma açıklığıdır. Şunlar stomanın bek hücreleri, şunlar da komşu hücreleri. Şimdi stomalar gündüz ne yapmaya başlıyorlar? Fotosentez. Fotosentez yapmaya başladıkları için de ee, stomalardaki yani şuradaki bek hücrelerindeki glikoz miktarı ne yapıyor? Artıyor. Daha sonra arkadaşlar glikoz miktarı arttığı için ozmotik basınç artıyor. Ozmotik basınç ne demek? Suya olan ihtiyaç. Suya olan ihtiyaç arttığı için de hop su çekiyor içeriye. Yani bu bu sayede ne yapmış oldu? Ozmotik basıncı düşürmüş oldu. Ozmotik basınç düşerse ne artacak? Turgor basıncı artacak. İşte burada oluşan bu turgor basıncı şuradaki iç çeperlere bir basınç oluşturuyor ve stomanın açılmasına sebep oluyor. Şimdi burayı bir okuyalım. Diyor ki stoma hücrelerinde glikoz üretiminin başlaması, komşu hücrelerden suyun stoma hücrelerine geçmesi, komşu hücrelerden bekçi hücrelere potasyum geçişinin başlaması, karbondioksitin stoma hücrelerinde kullanılması, bekçi hücrelerinde turgor basıncının artması. Şimdi biz bunu ilk önce bir şöyle bir sıraya sokalım. Şimdi glikoz üretiminin olması için ilk önce karbondioksitin stoma hücrelerinde kullanılması lazım. Stom hücrelerinde kullanılırken ne üretilecek? Tabii ki glikoz üretecek. Glikoz üretimi başlayacak. Glikoz üretimi başlarken arkadaşlar ayrıca komşu hücrelerden bekçi hücrelere potasyum geçişi de başlar. Tamam mı? Potasyum e, burada hem fotosentezin gerçekleşmesine yardımcı oluyor hem de buradaki ozmotik basıncı artırarak su geçişini kolaylaştırıyor. Sonrasında potasyum geçişi başladığı için komşu hücrelerden suyun stoma hücrelerine geçmesi gerçekleşir. Dördüncü sırada da budur. En sonda stoma hücrelerine su geçtiği için turgor basıncı artar. Beşinci sırada da budur. Bize en son gerçekleşeni sormuş cevabımız Edirne seçeneği olur. 27. sorumuz. Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsü sırasında döllenme sonrası zigot ilk olarak aşağıdaki yapılardan hangisini oluşturur? Arkadaşlar zigotun dönüştüğü şey nedir? Tabii ki embriyodur, değil mi? İlk olarak neye dönüşecek? Embriyoya dönüşecek. Gelelim 2016 LYS sorumuza. Eşeysiz üreme ile çoğalan otsu bir çiçekli bitki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ot su bitki unutmayın açık tohumlu olabilir demiş. Arkadaşlar, açık tohumluların tamamı odumsudur. Açık tohumlu deyince aklımıza ne gelecek? Kozalaklı bitkiler gelecek, tamam mı? Kozalaklı. O zaman ne gelecek aklımıza? Çam, ladin, sedir ağacı gibi ağaçlar gelecek. Bunların da kozalakları vardır ve bu ağaçların tamamı odumsudur. Odunsu. Dolayısıyla burada otsu bitki dediği için direkt A şıkkı yanlıştır zaten. Tek çenekli olabilir. Evet, otsu bir bitki tek çenekli olabilir. Biz zaten kapalı tohumlu bitkileri ikiye ayırıyoruz. Tek çenekliler ve çift çenekliler diye. Tek çenekliler otsu olan bitkilerdir. Doğru. Üremelerinde çifte döllenme görülür. Zaten kapalı tohumlu bir bitki olacağı için çifte döllenme görülecek. Doğru. Yaprakları paralel damarlı olabilir. Otsu bitkilerde monokotil yani tek çenekli olan bitkilerin yaprakları paralel damarlıdır. Şöyle yaprağımız Şöyle damarları yani iletim demetleri paralel şekilde dizilmiştir. Buna en iyi örnek nedir biliyor musunuz? Hani yeşil soğan yiyoruz ya biz taze soğan. O taze soğanın yeşil kısımlarına baktığınız zaman böyle ince ince çizgiler görürsünüz. Onlar paralel damarlardır aslında. Doğrudur. Tohumlarında endosperm. Endosperm ne demek? Besin dokusu demektir. Endosperm kapalı tohumlularda bulunur arkadaşlar. Cevabımız A açık tohumlu olamaz. Çünkü açık tohumların tamamı odunsudur. Tamam mı? Bu yüzden olamıyor. 29. sorumuz. Bir bitkinin yaprağında gerçekleşen olaylarından hangileri yaprak hücrelerinde ozmotik basıncın artmasına ve komşu hücrelerden su almalarına neden olabilir? Şimdi fotosentez. Fotosentez sonucunda besin üretiliyor mu? Evet. Besin üretildiği için ozmotik basınç ne yapar? Artar. Terleme. Terleme ile ne yapıyor? Su kaybediyor. Su kaybettiği için arkadaşlar ne yapacak yine? E, ozmotik basınç artacak. Solunum demiş. Solunum sırasında bakın besini oksijenle parçalar. Besin artı oksijenle üretir karbondioksit artı su üretir. Burada su üretimi gerçekleştiği için ozmotik basınç artmaz, azalır. O yüzden solunumu almıyoruz. Cevabımız denizi seçeneği 1 ve 2 olacak. 2017 LYS Aşağıdaki bitki hücrelerinden hangisi uyarının yönüne bağlı olmadan turgor basıncındaki değişimle gerçekleşir? Bakın bu sorunun aynısı, değil mi? Sorunun aynısı önceki yıllarda da çıkmıştı. Ben her zaman söylüyorum çıkmış soruları çözün arkadaşlar. Soruların birebir aynısı olmasa bile şıkları aynı olabiliyor, soru aynı farklı olabiliyor veya soru aynı olup şıkları farklı olabiliyor. O yüzden mutlaka çıkmış soruları çözün. Bakalım Türkol basıncındaki değişim diyorsa bizim aklımıza nasti gelecek değil mi? Nasti hareketleri olacak. Bakalım. Kökün yara yönünün tersine doğru yönelmesi bakın yönelme. Yönelme ise tropizmadır. Nasti'de yönelme yok. Bitki köklerinin kendisi için yararlı olan organik ve inorganik maddelerin bulunduğu yöne doğru bakın yöne doğru ne yapıyor? Bir yönelme var. Dolayısıyla bu da olmaz. Asma bitkisinin bir başka bitkiye sarılması, o başka bitkiye doğru gidiyor mu? Gidiyor. O zaman bu da bir yönelmedir. Olmaz kökün suya doğru yönelmesi zaten direkt yönelme demiş bu tropizmadır değil. Küstüm otu bitkisine dokununca yapraklarının kapanması. Bakın burada ne vardı? Bir yönelme yok. Dokunma ya da dokunmama olayı var. Dolayısıyla bu olay nedir? Nasti hareketidir. Cevabımız denizi seçeneği olur. 31. sorumuz. Çiçekli bitkilerde üreme süreci ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Megaspor ana hücreleri mayoz geçirdikten sonra oluşan hücrelerin hepsi yaşamını sürdürür. Arkadaşlar megaspor ana hücresi demek yumurta ana hücresi demektir. Yumurta ana hücresi ise mayoz geçirdikten sonra bakın iki n kromozomlu olan bir yumurta hücresi mayoz bölünme sonucunda dört tane hücre oluşturur. Bunlardan bir tanesi daha büyüktür. Diğerleri küçüktür. Bu küçük olanlar stoplazma yetersizliğinden dolayı ne yapıyorlar? Ölüyorlar. Burada hepsi yaşamını sürdürür dediği için bu yanlıştır. Çifte döllenme ile iki farklı kromozom sayısına sahip yapılar meydana gelir. Evet doğrudur. Nasıl doğru? Çifte döllenmede bir tanesi yumurtayı döllüyordu. N en artı N en eşittir 2N kromozomlu zigot oluşuyordu. Diğeri ise arkadaşlar gidip N artı Polar çekirdekleri yani 2N kromozomlu 2 tane çekirdek var. Üçü birlikte birleştiği zaman da 3N kromozomlu endosperm oluşturuyor. Dolayısıyla farklı kromozom sayılarına sahip yapılar meydana geldi. Doğru. Olgun polenin içerisinde her zaman gelişmiş durumda bir polen tüpü bulunur. Arkadaşlar polenin içerisinde polen tüpü bulunmaz. Polen tüpünü oluşturacak olan vejetatif çekirdek bulunur. Ne zamanki tozlaşma gerçekleşirse yani dişicik tepesine, dişicik tepesi dediğimiz yer şurasıdır, şuraya gelip bir polen konarsa içerisinde bulunan çekirdek bir tüp oluşturmaya başlar. İçeride hazır bir tüp yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Diyor ki 32. soruda şekilde iki yıllık odunsu bir bitkinin aynı yıl içinde bahar mevsimi başı ve yaz mevsimi sonunda gövde büyümesi gösterilmiştir. Şimdi bahar mevsimi başına baktığımız zaman bakın bir numara nedir? Zaten kısilemdir değil mi? Kısilem. 2 numara kambiyumdur. Kısilem ve flem arasında bulunan kambiyumdur. Şuradaki bakın iki numaranın hemen yanında olan koyu renkli olan kısım arkadaşlar flemdir. 3 numarada epidermistir. Epidermis. Şimdi yaz sonuna baktığımız zaman bir numara zaten kısile. 2 numara kambiyum. Tamam bunu da biliyoruz. 4 numara ve 5 numaraya bakacağız. Arkadaşlar 5 numara epidermisin kalınlaşmasıyla oluşan veya işte epidermisteki hücrelerin parçalanmasıyla oluşan nedir? Peridermistir. Peridermis. Buradaki 4 numarada bir sekonder meristemdir. Sekonder meristemdir. Bakalım. Diyor ki 5 numaralı doku 3 numaralı dokunun yerini alan peridemdir. Evet peridem dedik bu doğru. 4 numaralı doku bir sekonder meristemdir. Evet 4 numaraya sekonder meristem dedik doğru. 2 numaralı doku yıllık yaş halkalarını oluşturur. 2 numaraya kambiyum demiştik. Kambiyum yaş halkalarını oluşturuyor. Kısilen ve fulem üreterek doğru. 5 numaralı doku hücreler arası boşluk içermez. Arkadaşlar peridermis epidermise göre daha e, nasıl diyeyim seyrek hücrelerden oluşuyor dolayısıyla burada hücreler arası boşluk bulunuyor bulunmaz diyemiyoruz bir dursun bakalım diğer şıkkımıza da bakalım bir numaralı dokuya ait hücrelerin boyutları mevsime bağlı değişiklik gösterir evet şimdi bir numara ne kısile kısile eğer yağış miktarı fazlaysa daha geniş yağış miktarı azsa daha küçük olabilir arkadaşlar dolayısıyla doğrudur yanlış olan Denizli seçeneği olacak. 2018 AYT'ye geldik. Diyor ki tohumlu bir bitkinin çiçeğindeki erkek ve dişi üreme organlarında yer alan yapılarının hangilerinde mayoz ile üreme hücreleri oluşturulur. Şimdi mayozla üreme hücrelerinin oluşturulabilmesi için erkek üreme e, organında anter dediğimiz bakın anter dediğimiz şöyle bir tepecik vardır. Şöyle anter dediğimiz bir yapı. Şu anter dediğimiz başçıktır. Burası da sapçıktır arkadaşlar. Yani filament dediğimiz yapıdır. Dolayısıyla anter de üretiliyor ama filament de üretilmiyor. Filament kuyruğudur bunun. Dişi üreme organına baktığımız zaman dişi üreme organı da şöyledir bakın. Şudur. Şurası tepecik veya stilus dediğimiz kısımdır. Şurası boyun arkadaşlar veya stigma dediğimiz kısımdır. Stigma. Şu kısım da ovaryumdur ovaryum. Üreme hücrelerinin oluşturulduğu yapı ovaryumdur. Dolayısıyla burada hangisinde üretiliyor ovaryum ama tepecik üretilmiyor. Cevabımız 1 ve 4 olacak yani denizli seçeneği olur. 34. sorumuz. Bir bitkide bulunan parankima hücreleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştirmez? Bakalım. Şimdi parankima hücreleri çok farklı şekillerde olabiliyor. Mesela özümleme parankiması fotosentez yapar. Havalandırma parankiması gaz alışverişini sağlar. Yine depo parankiması deponun e, organik maddelerin depo edildiği yerdir. Bakalım organik besin sentezi evet özümleme parankiması yapıyor fotosentez. Mesela e, palizat ve sünger parankiması vardı. Bunlar özümleme parankimasıdır. Solunuma ihtiyacı olan dokulara oksijen sağlaması. Arkadaşlar bunu da yapar. Hani havalandırma parankiması dedik ya bunu yapıyor. Terlemenin düzenlenmesi bakın terlemenin düzenlenmesini stomalar yapar. Stomalar bir parankima çeşidi değildir. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla bu olmaz. Su ve mineral madde iletimi iletim parankiması vardır. Evet iletim gerçekleşir. Organik madde depolanması depo parankiması var. Onu da yapıyor. Cevabımız ne olacak? Ceyhan Şıkkı. 2019 AYT gelelim. Bitkilerde karotenoidler. Karotenoidler nedir arkadaşlar? Renk maddeleridir. İşte turuncu, sarı, kırmızı gibi renk maddeleri. Diyor ki çiçek ve meyveleri renk kazandırma. Bunu yapar. Aşırı ışığı soğurarak klorofillerin zarar görmesini engelleme. Evet klorofillere yardım ederler. Tek başına fotosentez yapamazlar ama klorofilin fotosentez yapması için aşırı ışığı soğururlar arkadaşlar. Doğru. Yalnızca yeşil ışığı soğurabilme. Hayır böyle bir özelliği yok. Başka ışıkları da soğurabilirler. Dolayısıyla bu olmaz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olacak. 36. sorumuz. Genel olarak toprakta gelişen bir fasulye tohumunun çimlenebilmesi için faktörlerinden hangileri gereklidir? Şimdi arkadaşlar çimlenen bir e, tohum. Ne yapmaz dedik? Biz fotosentezi yapmaz dedik değil mi? Dolayısıyla çimlenme için bakın siz neyde fasulye yetiştiriyorsunuz? Bir pamukta foto, e, fasulye yetiştirebiliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla yani çimlen, çimlendirebiliyorsunuz sonrasında to, mecburen toprağa almamız gerekiyor. Şimdi biz o fasulyeye ne katıyoruz? Bakın su katıyoruz. Mecburen uygun bir sıcaklık gerekli mi? Gerekli. Oksijen gerekli mi? Gerekli. Çünkü neden? Solunum yapıp ATP üretmesi lazım ki büyüme gelişmesini gerçekleştirebilsin. Ama karbondoksit gerekli değildir. Çünkü karbondoksit fotosentez için gerekli olan bir maddedir. Ve çimlenmekte olan bir tohum, bir fasulye olsun, bir nohut olsun fark etmez. Fotosentez yapmaz. O yüzden de karbondoksite ihtiyacı yoktur. Ayrıca çimlenebilmesi için toprağa ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Yine ışığa ihtiyaç yoktur çimlenme için. Yani biz bir fasulye tohumunu karanlıkta çimlendirebiliriz. Yeter ki su olsun, uygun bir sıcaklık olsun ve yeterli oksijen olsun. Bunların hepsi olduğu sürece biz fasulye tohumunu gayet güzel çimlendiriyoruz. Cevabımız 1 2 4 şeklinde olur. Yani C şıkkı olacak. 2019 AYT'ye bakalım. Bitkisel hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bitkisel hormonlar, bitkilerde çiçek açma, meyve oluşumu ve yaprak dökülmesi gibi olaylarda işlev görürler. Evet, giberellin giberelin, stokinin gibi hormonlar bunları yapıyor arkadaşlar. Doğru. Bitkisel hormonlar hayvansal hormonların aksine yalnızca üretildikleri dokuda etkili olurlar. Arkadaşlar bu yanlış. Bitkisel hormonlar diletim iletim demetleriyle taşınıp başka yerlerde etkisini gösterebiliyorlar. O yüzden bu yanlıştır. Etilen meyvenin olgunlaşmasında etkili olan bir hormondur. Evet ve etilen gaz halinde bir olan hormondur arkadaşlar. Doğrudur. Giberelin eksikliği cüce bitkilerin oluşumuna neden olabilir. Giberelin büyüme ve gelişmeyi sağladığı için eğer eksik olursa cüce bitki olabilir. Doğru. Oksinler hücre duvarına etki ederek hücrelerin uzamasını ve büyümesini teşvik eder. Doğru. Büyümeyi sağlıyor, uzamayı da sağlıyor. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 38. sorumuza. Kökler tarafından alınan su ve minerallerin gövdeye ve yaprakları uzun mesafeli taşınımında görev alan iletim dokusunu oluşturan hücrelerle ilgili su ve mineralleri kim taşıyordu? Kısilen. Kısilen hücreleriyle ilgili bize soru soracaklar. Neydi? Trake ve trakeitler var değil mi? Bir dakika gittim. Şöyle yapalım. Heh. Trake ve trakeitler var. Bakalım diyor ki Olgunlaştıkça çekirdek ve sitoplazmalarını yitirirler. Evet, bunlar cansız hücrelerdir. Cansız hücreler oldukları için arkadaşlar olgunlaştıkça bunları yitiriyorlar. Dolayısıyla doğru. Bölünme yetenekleri zamanla artar. Hayır, bu hücreler ölü hücrelerdir. Dolayısıyla bölünme yetenekleri zamanla kayboluyor, gider bu. Hücrelerin ucuca gelen bölümlerinde su geçişine izin veren geçitler bulunur. Doğru arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 1 ve 3 doğrudur. Şöyle anlatabilirim size. Meristem dok hücreleri şu şekilde üst üste geliyorlar. Şöyle. Bunların tabi kenarlarında şöyle hücre duvarları da var. Bir süre sonra buralarda şöyle lignin dediğimiz bir madde birikmeye başlıyor. Lignin maddesi. Bu madde biriktiği anda bakın şuradaki tabi bu hepsini sildi de Şöyle bir geçit olacak şekilde bir e, dökülme meydana gelir. Aralardaki geçitler gider, hücreler ölür ve bir kanal oluşur. Biz bu kanalda ne diyoruz? Kısilem diyoruz. Su ve mineraller buradan taşınıyorlar. Gelelim 2021 ayete 39. sorumuz. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsü incelendiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez. Şimdi genetik çeşitliliğe katkı nasıl olacak? Mayoz bölünme ve döllenme ile. O zaman ben burada mayoz bölünme ve döllenmenin olmadığı bir şey arayacağım. Bakalım. Mikrospor ana hücresinden mikrosporların oluşumu bu mayoz değil mi? Evet o zaman katkı sağlar. Megaspor ana hücresinden megaspor oluşumu bu da mayozdur. O zaman bu da katkı sağlar. Çifte döllenme zaten döllenmeyi görüyoruz katkı sağlıyor. Yumurta hücresinin döllenmesiyle zigotun oluşumu. Yumurta hücresinin döllenmesiyle arkadaşlar zigot oluşacak. Bu da yine döllenme olacak. Megaspordan yumurta hücresi oluşum Bu da olur da ben burada şey atladım. Şurada çifte döllenme diyor ya. Çifte döllenmenin gerçekleşmesi yavrular arasında genetik çeşitliliği oluşturmaz. Çifte döllenme dediğimiz birincisi yumurtanın döllenmesidir. İkincisi de arkadaşlar ee, polar çekirdeklerin döllenmesiyle endospermin oluşması. Burada genetik çeşitliliğe katkı sağlayan sadece yumurtanın döllenmesidir. Dolayısıyla çiftte döllenme direkt çeşitlilik sağlar dediği için burada yanlış alıyoruz. Ben döllenme görünce direkt atladım ama direkt atlamamak gerekiyormuş tabii ki. C şıkkı yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısı sağlamaz. Çünkü buradaki çiftte döllenme dediği şey polar çekirdeklerin döllenmesidir. O yavru oluşumu değil, sadece besin dokusunun oluşumudur. 40. sorumuz, bitkilerde suyun kökten gövde ve yapraklara taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? Terleme ile oluşan basınç farkı suyun kısilemde taşınmasında etkiledir. Doğru değil mi arkadaşlar? Terleme, kohezyon diyorduk biz buna. Terleme, kohezyon. Dolayısıyla doğrudur. Su kısilemde kökten yukarı doğru aktif taşıma. Bakın bu daha önceki sorularda da çıktı. Su hiçbir zaman için aktif taşımayla taşınmaz. Dolayısıyla yanlış olan budur. Kısilem içinde suyun taşınması tek yönlü olarak gerçekleşiyor ve sadece kökten yaprakları doğrudur. Su molekülleri ile kısilemin çeperlerindeki selüloz molekülleri etkileşir. Doğru bu da adezyon kuvvetini oluşturuyor arkadaşlar. Adezyon farklı moleküllerin birleşmesidir. Doğrudur. Kısilemdeki su yukarı doğru çekildikçe kökte ozmotik basınç artar. Bu da kök basıncı değil mi? Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı. Su hiçbir zaman aktif taşımayla taşınmaz unutmayalım. Geldik son iki sorumuz. Gün ışığı ve diğer tüm koşulların uygun olduğu bir ortamda bir bitkinin yapraklarında bulunan stomaların açılmalarında hangileri etkilidir? Arkadaşlar stomaların açılması için bitkinin fotosentez yapmaya başlaması gerekiyor ve bekçi hücrelere potasyum girişinin olması lazım. Bu sayede ozmatik basınç artacak, komşu hücrelerden bekçi hücrelere doğru su girişi olacak ve böylece stomalar açılacak. Diyor ki mezofil dokudaki hava boşluklarında karbondioksit konsantrasyonunun düşmesi. Şimdi karbondioksit konsantrasyonu düşüyorsa o zaman ne yapıyordur? Fotosentez yapıyor demektir. Çünkü fotosentez sırasında kullanıyor bunu o yüzden bu olur bekçi hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine potasyum iyonlarının geçiş yapması. Bakın bekçiden komşuya değil, komşudan bekçiye geçiş yapması lazım açılması için. Eğer tam ters oluyorsa stomak kapanıyor demektir. Bu olmaz. Bekçi hücrelerindeki turgor basıncının komşu epidermis hücrelerine göre yükselmesi evet. Bekçideki turgor basıncı yükseldiği zaman ee, bir basınç oluşturuyor bu turgor basıncı sayesinde ve stomalar açılıyor arkadaşlar. Olur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Son sorumuz 2022 AYT sorusu. Çok yıllık bitkilerdeki primer ve sekonder büyüme ile ilgili hangisi yanlıştır? Primer boyuna uzamadır, sekonder enine kalınlaşmadır. Diyor ki her iki büyüme olayında meristem işlev görür. Evet sekonder meristem, primer meristem doğru. Sekonder büyüme yalnız dikotil çiçekli bitkilerde görülür. Arkadaşlar yalnızca dikotillerde değil ayrıca Açık tohumlu bitkilerde de görülüyor. Açık tohumlu bitkilerde. Dolayısıyla bu yanlıştır. Her iki büyüme bitkide eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. Evet, bir bitki hem boyuna hem de enine kalınlaşabilir aynı anda. Doğru. Bu büyüme şekilleri bitkinin farklı bölgelerinde gerçekleşebilir. Evet, mesela boyuna büyüme kökte gerçekleşirken enine büyüme gövdede gerçekleşebilir. Ya da işte biri kökün ucundayken diğeri kökün orta bölgelerinde gerçekleşebilir arkadaşlar. Doğrudur. Primer büyüme bitkinin boyunun uzamasını, sekonder büyüme de bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Zaten söylemiştik doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Böylece YKS ile ilgili çıkmış soruları bitirdik arkadaşlar. Umarım sınavlarınız çok çok güzel geçer. Sonraki videolarda başka tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.